Efendim Erdal ve Batu Aksoy ile yeniden birlikteyiz. Şimdi güncel bir konuya geçmek istiyorum aslında. Kriz, küresel kriz, Avrupa'da kriz, ezber bozulması, her şeyin dengesinin bir miktar yitirilmesi. Kriz bizi etkilemeye başladı mı? Önce bir onu sormam lazım. Bu krizin her ne kadar bizi teğet bile geçmeyeceği ifade edilse de sizin sektörlerinizde durum nedir? Korkuyor muyuz? Hayır, korkmuyoruz. Yani zaten korku en büyük tehlike. Bir şeyden korkarsanız onu o haliyle, kötü haliyle kabul etmiş olursunuz. Korkmayacaksınız. Ona karşı yapılması gereken ne yapacaksınız? Kaç kriz geçirdiniz siz bugüne kadar? Hayatım boyu krizde Onun için korkmuyorsunuz, hiç değil mi? korkmuyorum. Zaten çocuklarıma vermek istediğim en önemli hadise o. Kriz bir durumdur. O duruma göre oturacaksınız, bir envanter çıkaracaksınız, durum tespiti yapacaksınız. O durum tespitinde yapılması gerekenlere yöneleceksiniz. Dün yaptığınız farklı olabilirdi, bir saat evvel düşünceniz farklı olabilirdi. Kriz anına göre yeni bir durum tespitiyle hemen esnek Bu bir çok şekilde... kolay sanki. Ağzınızdan dökülürken bunlar kolaymış gibi geliyor Ama ama başka bilmiyorum. çareniz yok. Başka Bakın, çare başka yok değil mi? çareniz yok. Çünkü mücadeleyi bıraktığınız anda artık işiniz bitmiştir. O kriz sizi yenmiştir. O kriz olmuştur. Kriz 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 olmuştur. kriz olmuştur. Halbuki her krizin içinde bakın Fırsat vardır değil mi? fırsat vardır. Yani Bekliyordum işte bunu söylemenizi. durum tespiti dediğim hadise odur. Krizler bir durumdur. Şimdi o duruma göre yapmanız gerekenler nelerdir? Onları yaparsanız onun içindeki fırsatları çıkartırsınız. Bugün de Türkiye'nin durumu budur. Şimdi bu şeye benzer. Yani denizde dalga var. Yunanistan'dan buraya her tarafta denizde dalga var. Benim gemime tesir, her gemilerde denizde yüzüyor. Tabii ki o dalga her gemiyi Bununla sallayacaktır. mücadele etmek gerekiyor. Tabii yani geminizin sağlamlığına bağlı, geminizin işte limanına bağlı, geminizin rotasına bağlı, geminizin kaptanına bağlı bütün bunlar. Anlıyorum. Dolayısıyla Türkiye şu anda tamam bu krizden etkilenecek midir? Etkilenecektir. Ama Türkiye bu krizden ne çıkartacaktır? Eğer iyi idare edebilirse ki edecektir. Çünkü Türkiye bu bilince ve tecrübeye sahiptir. Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır. Karlı Karlı çıkacaktır. çıkacaktır. Çünkü hatta isterseniz de kısaca somut örneği de vereyim. Türkiye bugün dünyadaki ender ülkelerin karşılamakta güçlük çektiği finansal rasyolarda veyahut da disiplinlerde işte bu bütçe disiplinden veyahut da borçlanmalardan belki dünyanın en ileri ülkeleri seviyesinde başarılı. Yani bir açığı vardı Türkiye'nin cari açığı. Cari açık. Cari açık için bu kriz mesela bir fırsattır. Sizin için de aynı şey mi? Bu konuda aynı fikirde misiniz? Yani kriz, babanız diyecek ki neredeyse krizleri seviyorum. Ha, babam gerçekten de sever krizleri. Siz, bu sizin kaçıncı kriziniz? Benim üçüncü diyebiliriz. Üçüncü. Yani 4 ile 3 arasında. Çünkü esasında babamın en hoşuna giden şeylerden bir tanesi 99 yılında Türkiye'ye geldiğimiz zaman hemen kendimizi bir krizin içinde bulmuştuk. Hatırlarsınız da Tabii. 99'da zaten bir krizler olmuştu. Sonra 2001'de ciddi bir kriz Ciddi bir kriz yaşamıştık. oldu. Hani o ikisini iki tane sayarsak Aynen. sonra 2008'i ve bunu da sayarsak 4 ediyor. 4. Babamın en sevindiği şeylerden bir tanesi bu genç yaşınızda diyor. İşte 30, ben 34 yaşındayım. 4 tane kriz gördünüz. 3-4 tane kriz Aşı. gördünüz. Tabii ki bunlarla bir şekilde insan kendi bağışıklık sistemini veya şirketlerinin bağışıklık Güçlendiriyor. sistemini daha iyi güçlendirebiliyor. Çünkü durum tespiti yapıp ona göre aksiyonlarınızı belirleyebiliyorsunuz. Şöyle sormak isterim. Siz nihai tüketiciye dokunmuyorsunuz. Şöyle bizim iştiraklerimiz nihai tüketiciye dokunuyor. Yani mesela Shell, Turkuaz iştirakimiz akaryakıt Evet. dağıtımında direkt Direkt. nihai tüketiciye dokunuyor. Turkuaz Petrol AŞ olarak biz bir holding yapısıyız. Dolayısıyla biz nihai tüketiciye dokunmuyoruz. Ama işte diğer üretim noktalarımızda elektrik üretimi olsun. Evet sanayiye satış yapıyoruz ama direkt müşteriye de perakende de elektrik satışı yapıyoruz. Dolayısıyla esasında Aslında iştiraklerimiz dokunuyorsunuz. dokunuyor. Peki şu dokunan iştiraklerinizden Shell kısmında hani akaryakıt alma durumunda dünyanın en pahalı benzinlerinden değil mi benzinini harcıyoruz. En Yani daha pahalı doğrusu tüketmek durumunda akaryakıtlarından bir kalıyoruz. tanesi geçiyoruz. Doğru. Neden? Buna bir çözüm bulamaz mıyız? Şimdi Yani bu mudur aslında olması Türkiye'nin gereken? bir petrol ve doğalgaz zengini ülke olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu konuda arama ve üretimle ilgili çalışmalar da yapılıyor. Fakat yeni petrol kanununun çıkması bu konuda da faydalı olacaktır. Ama halihazırdaki durumda
Sadece Türkiye değil, Avrupa'da da birçok ülkesinde, Avrupa'nın birçok ülkesinde de benzer durum var. Tabii ki ciddi bir vergilendirme var akaryakıtın evet, üzerinde. Değil mi? Tabii bu devlet açısından da ciddi bir gelir kaynağı buradaki vergilendirme. Dolayısıyla vergileri çıkarttığınız zaman yani Türkiye'de esasında akaryakıtın fiyatının çok anormal olmadığını Avrupa'daki fiyatlarla benzer olduğunu göreceksiniz. Orada da esasında tabii bir denge var. Yani petrolün fiyatı düşüyor, artıyor. Dolarla evet. petrol arasında bir korelasyon var. Dolayısıyla bir şekilde dengeye oturduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde tabii ki son tüketiciye yansımak durumunda kalıyor. Size hemen yine güncel olaylardan yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Nükleer enerji. Nükleer enerji ne onla ne onsuz gibi bir durum. Yani aslında ikircikli bir noktadayız. Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı var mı? Nükleer enerji özellikle Japonya'da yaşadığımız bu son tarihsiz olaylar nedeniyle alerji duyduğumuz, korktuğumuz, Almanya gibi ülkelerin nükleerde radikal kararlar aldığı bir dönemdeyiz. Enerji sektörünün önemli oyuncularından biri olarak sizin bakış açınızı öğrenmek isterim doğrusu. Evet, şimdi nükleer kendini çok geliştirdi. Yani biz belki şanslıyız bugüne kadar nükleere girmemiş olmamızdan dolayı. Üstün teknolojilerle 10 sene içinde girmiş olsaydık yine yeni teknolojileri nispeten yakalamış olacaktık. Fakat bir şanssızlığımız var. Biz her ne kadar nükleerden kaçalım diyoruz ama etrafımızda nükleer hurdaları dolu. Çok fazla sayıda değil mi santraller? Evet ve en kötü nükleer yapıları oralarda oluşmuş vaziyette. Nükleer bir şart gibi yani şöyle şart gibi. Evet. Düşünün ki siz eğer enerjinizin %20'sini dış şeye bağlı. Tabii ki onun da denilebilir ki ham maddesi dışarıdan gelecek ama nispeti olarak çok küçüktür diğerlerine. Enerjinizin kaynaklarını çeşitlendirmek mecburiyetindesiniz. Nükleer çok çevrecidir, tertemizdir. Sonrası çok tehlikeli. Şimdi sonrası çok yani doğru. Yani yönetim işte aslında. Belki çok bunu doğru. ortaya koymak çok lazım doğru. değil mi? Ancak dünyada teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Mesela şeydeki bir şanssızlıktır. Japonya'daki hadise bir şanssızlıktır. Çok üzücü bir hadisedir. Japonların şanssızlığı böyle tarihte çok ağır bedel ödüyorlar. Sonra da ödedikleri bedeli dünyaya mükemmel bir mükafat olarak oradan çıkarttığı derslerle sunuyorlar. Şimdi Japonya'daki hadise aslında nükleer santralinden daha çok basit bir duvar hadisesidir veyahut da suyun jeneratörü çalıştırmama hadisesidir. Ancak şimdi yeni sistemlerde inanır mısınız onlara gerek yok. Yani otomatik olarak soğutma sistemi yapılıyor. O da bir tecrübe kazandırmıştır. Evet. Ona göre nükleer bu sefer çok daha farklı bir noktadan alacaklar. Almanya'yı sorarsanız bana şaşırmış vaziyetteyim. Öyle mi? Evet şaşırmış vaziyetteyim. Çünkü Almanya eğer popülist hareket etmiyorsa kendi şeyi de ben şaşırıyorum. Mesela bu Greenpeace yani yeşiller evet. de şaşırıyorum. Eğer dünyada temiz enerjiden bahsediyorsak nükleerden daha temizi yok. Alternatif enerji? Alternatif enerjileri yapın yapacağınız kadar ama yeterli değil. Alternatif enerji dünyanın yükünü taşımaya yetmez. İmkanı yok yani. Sizin o taraflarda ilginiz var mı alternatif enerji var, konusunda? Var. Biz Turkas olarak rüzgar enerjisine dayalı yatırım yapmak üzere lisans müracaatlarımız var. Bunlarla ilgili EPDK'nın ve TEİAŞ'ın düzenlediği ihalelere giriyoruz. Dolayısıyla bu konuda yatırım çalışmalarımız var. En azından lisans alma çalışmalarımız alternatif var. Olarak. Bunun paralelinde yine hidroelektrikte de benzer proje geliştirmeleri yapıyoruz. Aynen. Son olarak da jeotermal, Türkiye'nin jeotermal potansiyelinin ortaya çıkmasıyla beraber bir takım arama ruhsatları devraldık şirket olaraktan. Bu şu anda mühendislik çalışmaları yapılıyor. Aynen. Umarız ki pozitif bir bulgular elde edersek sondaj çalışmalarına girip arkasından da jeotermal yani yerli ve doğal bir kaynağa dayalı enerji üretimine geçmeyi planlıyoruz. Şöyle magazinel bir soru sormadan geçemeyeceğim. Çünkü bu hiç aklımın bir köşesinde hep vardı. Biliyorsunuz yeni otomobiller, elektrikli otomobiller ve işte efendim alternatif enerjiyle, güneş enerjisiyle yani belki bazıları hala deneme safhasında ama sizin bu tür şeylere hani bu akaryakıt dağıtımına bu kadar yatırım yapmış bir şirket olarak çok da hoş bakmadığınızı düşünüyor olmam bu tarafta oturan birisi olarak normal midir?
Hoş bakmıyoruz demek doğru olmaz. Çünkü tamam, abartacağım demiştim size. enerji şirketlerinin ayakta kalması için değişen enerji formlarına ayak uydurmaları gerekir. Tamam. Dolayısıyla eskiden nasıl odun vardı, odundan sonra kömür vardı, kömürden sonra doğalgaz ve petrol vardı, petrolden sonra doğalgaz var. Şirketlerin, büyük enerji şirketlerinin, dikkat ederseniz 100 yıldır veya 80 yıldır var olan dünyanın devi en büyük enerji şirketlerin halen kendilerini değişen durumlara karşı koruyabilip ona ayak uydurduğunu ve buna karşı çözüm yarattığını. Yani evet. Bugün bir Shell'in işte dünyada çıkan magazinlerdeki bir der ilanlarına bakarsanız 2020 yılında istasyonlarında kaç milyon insanın hidrojene dayalı elektrikli arabalara servis yapacağının hesabı veya reklamı var. Doğru. Demek ki şirketler kendileri değişime ayak uydurabilip buna göre yatırım yaparlarsa ayakta her şeye rağmen kalabiliyorlar. Turkas özeline baktığımız evet. zaman da evet, Shell Turkas ile bizim en büyük yatırımımız, amiral gemimiz, ciddi yatırımlarımız ve ciddi oradan o yarattığımız bir gelir var. Fakat paralelde buradan kazandığımız gelirleri işte yine başka bir ortak olan dünyanın en büyük enerji şirketi, elektrik şirketi RWE firmasıyla 800 megawattlık Türkiye'nin en büyük elektrik santrallerinden birine yatırım yaptık. Anlıyorum. Dolayısıyla biz de kendimizi çeşitlendirerek işte doğalgaza dayalı bir santralde, şimdi demin söylediğim gibi işte o termal olsun, rüzgar olsun, yenilenebilir kaynaklara da dayalı yatırımlar yapıyoruz. Dolayısıyla bir şekilde biz de kesinlikle paylaştırma, çeşitlendirme, portföyü çeşitlendirme stratejisinin burada önemi ortaya çıkıyor. Başarı zaten herhalde, yani bizim başarı hikayeleri dediğimiz şeyin altında belki bunlar çok rahatlıkla söyleniyor ama başarı herhalde böyle hem çeşitlendirerek, alternatifleri düşünerek, proaktif olarak, değil mi? Zaten hani satır arasında söylediklerinizin hepsi bu. Tabii. Kesinlikle. Bir de çok çalışmak galiba. Çalışmasından hiçbir şey olmuyor. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Çalışıyorum, okuyorum çünkü bu şimdiki imkanlar da, komünikasyon imkanları da teknolojiyi kullanıyoruz. Neler kullanıyorsunuz da merak ediyorum yani teknolojide. Teknolojide yani neler kullandığımız, bizim için bütün şirketler arası yazışmalar, ki bu günde belki hepsi tabii benden geçmiyor, süzgeçten geçiyor. Mutlaka. En aşağı 100-200 tane mailin gelmesi gerekiyor. Mesela iPad smartphonelar falan. Tabii yani evindeki şekilde. Kompütürde ama BlackBerry'imi devamlı kullanmak Anladım. Mecburiyetinde kalıyorum. Çünkü ondan mobil... Yani 7/24. 7/24 demeyeyim de 7/24 değil de yani evet, uyku 7 saat uykuya ayırsanız gerisinde Erdal Bey'in işkolik olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla, hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla peki siz? Ben de çok çalışırım. Ne kadar? Yani işte sabah 9-9 çeyrek en geç işteyimdir ben. Çünkü sabah spor yaparım. İşkolik diyebilir miyiz? İşkolik demeyelim Erdal Bey kadar. Çünkü Erdal Bey'in çok fazla hobisi de yok. Kendisine sormak lazım. Yok mu hakikaten hobiniz? Azdır. Var diyemeyiz. Azdır doğru. Ama azdır. Sanıyorum galiba böyle bir okudum zaten. Hobiniz işiniz. Hobim işim, biraz da resim koleksiyonu. Evet. Şimdi tabii torun gelince en büyük hobim de torun oldu. Ne güzel. Evet. Bu peki sizin hobiniz ben ne? Biraz hemen daha böyle adil olalım. Gerçi spor hobi sayılmaz ama ben çok spor yapmayı severim. Seyahat etmeyi severim. Erdal Bey benim kadar seyahat etmez. Onu söyleyeyim yani. Peki siz tatile çıkar mısınız? Tatil açısından konuşuyorum zaten. Yani tatile ben çıkıyor tatile musunuz? Çıkarım. Ben tatile çıkarım ama uzun tatillere çıkamam. Neden? Çünkü? Çünkü işi bir şekilde bırakamıyoruz. Ama hafta sonları veya 3 günlük tatillere falan başarı yazın geldiği zaman. Başarı böyle mi geliyor? Çok çalışarak yok, mı ben geliyor? Hani çok çalışarak geliyor evet. Ama tatil yapmayarak geliyor demiyorum. Tabii. Çünkü tabii. Tatil de yapmak lazım. Tatil de yapmak hatta lazım. Uzun dengeyi tatil yapabilirseniz lazım. Uzun tatil de yapabilmek lazım. 2 haftalık tatiller de yapabilir, kafayı boşaltabilmek lazım. Yaptınız mı bugüne kadar? 2 hafta yapmadım ama 1 hafta yaptım. Bir izin verseniz 2 hafta. Babamın sorunu izin almıyor ki ben. Kendi kendime verdi. Yani gittiğinizde ve elinizde hep bir şekilde bilgisayarınız olmalı değil mi? Oluyor. Yani birileri ulaşıyor size. Ulaşıyor. Kapamıyorsunuz bir kapayamıyorum, şey. Kapayamıyorum. Mutlu musunuz? Mutluyum. Siz mutlu musunuz? Tabii. Ben yani huzurlu ortamları yaratmak bütün gayretim. Ne güzel. Dolayısıyla Allah'a şükürler olsun. Eksik kalan bir şey var mı? Yani böyle yapacaktım, yapmadım, aklımda hani böyle işe yok. Dair, hayata dair. Bunun sonu yok. Ancak şunu söyleyeyim. Biz bir nesil, işte Türkiye'nin son özellikle 50 yıldır iyi gününü, kötü gününü görmüş, sıkıntılarını özellikle çekmiş bir nesil olarak Türkiye'yi belki de gelebileceği en iyi noktalarda görüyoruz. Evet. Ancak
Bundan sonrası çok önemli oldu. Çünkü artık adımlar bir de bakıyorsunuz ki geçmişte çok geride olan bir ülke. Mesela bir Singapur 10 sene 15 sene evvel yoktu. Bugün dünyanın en ileri teknolojilerinden biri haline geldi. Kapasitesini o kadar büyüttü. Şimdi Türkiye'yi de çok önemli bir zaman diliminde görüyorum. Bu zaman diliminde hani biraz da neden çekilmiyorsunuz, ayrılmıyorsunuz dediğiniz zaman bu birikimlerimizin henüz daha değerlendirmeye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Ondan dolayı şirketlerimizi zora sokmak, hatta çocuklarım haklı, hem kızım hem Batu, oğlum. İkisi de bana karşı direnç gösteriyorlar. Ben biraz daha fazla projelere girmek istemeyince. Fakat Türkiye'nin projeleri yapması gerekiyor. Ve biz bunu yaparken de dünyanın en istisnai, en büyük şirketlerini, en doğru şirketlerini, en doğru projede buluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani aile yapısı dediniz, aile anayasası dediniz. Bizim yapılaşmamıza baktığınız zaman o yapıyı görürsünüz. Evet. Bizde çok mükemmel bir kurumsal yapı var. Çocuklar ikinci, üçüncü, beşinci nesil kim gelirse gelsin herkes kendi hakkını alır ama kurumlar müstakil olarak yürüyebilecek şekilde dizayn edilmiş. Bana özetlediniz zaten bu şekilde. Tebrik ediyorum. Bundan daha iyi başarı hikayesi anlatmak mümkün değildi. Çok teşekkür ederim. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Daha çok uzun sohbet etmek isterdim. Sayın Erdal Aksoy, çok çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Size çok teşekkür ediyorum. Genç nesil patron ve yönetici olarak önemli bir örnek oldu. Tekrar teşekkürler. Efendim, başarı hikayelerinden bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuklarla karşınızda oluyor olacağız. İyi günler. Merhaba, başarı hikayelerine hoş geldiniz. Bundan böyle her hafta başarı, değişik, çeşitli başarı hikayeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Başarı hikayelerinin ilk konukları Türkiye'nin önde gelen gruplarından, ekonominin aslında ağır toplarından bir tanesi. Aksoy ailesi diyeceğim, Erdal Aksoy ve Batu Aksoy. Baba ve oğlu burada konuk ediyoruz. Sayın Erdal Aksoy, Türkgaz Petrol Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Petkim Yönetim Kurulu Başkan vekilisiniz. O kadar çok titriniz var ki aralarında tabii ki yanlışlık yapmamak için hemen böyle söylüyorum. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş. Siz Türkgaz Petrol CEO'su ve Petkim Yönetim Kurulu üyesisiniz. Doğru. En genç CEO'lardan biri olmalısınız. Doğru mu? Olabilir. Evet. Olabilir. Evet. Kaç yaşındasınız? Sorabilirim. Sorabilirsiniz. Hani hanımlara sorarken bu birazcık kritik oluyor ama doğru, en genç CEO. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bu en genç CEO'nun... Çok mutlu. Mutlu, çok mutlu, gururlu. Gururlu, evet, doğru, doğru. Yani şükrediyorum. Yani şanslıyım, şans meselesi. Tabii daha soracağım ama yani yurt dışına gitmiş, göndermişsiniz. Evet. Okumuş, bitirmiş. Evet. Ama çok da izin vermemişsiniz gibi geldi bana orada böyle kalmasına. İşi vardı burada. Bir yıl kalabilmiş. Evet, sonra da siz mi çağırdınız? Evet, kendisi de geldi zaten. Kendisi de. Ailenin yapısında var o. Ailenin yapısında var. Ailenin yapısında zaten çok çalışmak falan gibi şeyler. Var. Hakikaten siz mi karar verdiniz dönmeye? Beraber karar verdik. Türkiye'de o zamanlarda bu enerji sektöründe serbestleşme, liberalizasyon çalışmaları 99-2000 yıllarında yeni başlıyordu. Evet. Nitekim 2001 yılında yeni elektrik piyasası kanunu ve doğalgaz piyasası kanunu çıktı. Tam da benim okulu bitirdiğim dönem işte 98 yılına geliyordu. Bir sene biraz çalıştım Amerika'da. Ondan sonra bu gelişmelerin başından beri bir içinde olup parçası olmak hedefimiz vardı. Babamla da o zaman konuştuk. Hemen geleyim, askerliği yapalım, işlere dalalım diye bir karar tam aldık. Tam zamanıdır dolayısıyla dediniz. Beraber verdik kararı. Yani aslında bu zamanı yakalamak, momentum. Evet, öyle mi? Biraz evet. Öyle oldu. Bu sayede tabii sektörde daha bir bilgi sahibi olabildim. Evet, ilk adım atan herhalde her zaman daha avantajlı oluyor. Aslında bunu size sormak lazım. Belli alanlara ilk adım atıyor olmak büyük bir gücü de getiriyor değil mi? Doğru. Tabii onun çok büyük bir avantajı var. Tabii o ilk adımı doğru atmışsınız. Doğru kendinizi geliştirebilmişseniz. Biz de bu anlayışta yani isterseniz galiba anladığım kadarıyla biraz tarihsel girmek istiyorsunuz. Evet yani tabii çok isterim. Çünkü siz çok konuşan bir iş adamı değilsiniz. Doğru. Şimdi aslında
ailenin yapısı daha dedelerimden bir müteşebbis ruhu var. Yani benim dedelerim o zaman Karadeniz'den kalkmışlar. O günün ticaret merkezi olan Batum'a yerleşmişler. Evet. Ki Batum o yılların yani 1800'lerin sonlarında belki de bu bölgenin en büyük ticaret merkezinden birisiydi. Sonra babam oralarda şey yaptıktan sonra işte çoluğumu çocuğumu daha iyi bir yerde yetiştireyim diye İstanbul'a bizim büyümemizi, tahsil almamızı. Yani babamın verdiği en önemli kararlardan birisi odur. Bizleri İstanbul'da yetiştirmesi ve muhakkak da eğitimimizi. Riskli aslında, evet, değil mi? Yani evet, belki de bir bilinmeyene doğru. Evet, eğitim almamız. Yani, o eğitimimiz için bizi çok teşvik eder. Biz de bunun karşılığını vermeye çalıştık. Yani aile yapısı olarak hepimiz çalışmak mecburiyetinde hissettik. Yapımızda da o vardı. Çalıştık. Nitekim de o çalışmaların neticesi iyi bir noktaya gelindi. Ben kendim aslında elektronik mühendisiyim. Evet. İç tasarım falan yaptıktan sonra ben de aynı şekilde Batu gibi yurt dışından döndüm. Babam da şu işlerden ben çıksam da çocuklar el atsa diye bekliyormuş. Biz öyle oldu. Birdenbire ben de Batu gibi aynen yurt dışından gelir gelmez kendimi işlerin içinde buldum. Ve ondan sonra da tabii farklı bir istikamet verdim. Yani babalarımızın bize verdiği, kazandırdığı formasyonu dünya standartlarında o yöne doğru nasıl değerlendirebiliriz düşüncesiyle bir vizyon çizdim. Vizyonda da evvela elektronik mühendisi olmama rağmen elektronik. Elektrik, elektronik, elektrik mi, elektronik mi? Aslında elektronik. Sizin olarak. De öyle değil mi galiba? Evet. Bu da evet. Mı sizin parmağınızın ben, olduğu bir alan? Hatta tam tersi. Batu'ya aman benim tezirim altında kalma çok zor bir tahsildir. Yapma demeler ama hayır kendim karar verdim yapacağım dedi ve o öyle yaptı. Peki arada şunu sorsam siz mühendislik yaptınız mı yoksa hani i̇şte bir patron mu maalesef, oldunuz? Maalesef bizim yaptığımız yani bizim mezun olduğumuz yıllarda elektronik Türkiye'de bir zaten alanı şey, yoktu alanı değil mi? Yoktu. Ancak o verilen formasyon benim hayat boyu belki de en çok istifade ettiğim, şükrettiğim bir formasyondu. O matematiksel formasyon. Evet. Başarının sonra, biraz da sırrı bu mudur aslında? Çok mühendis önemli. Olmak mıdır? Şimdi mühendisleri yanlış anlıyorlar. Yani mühendislerle başka sektörleri veyahut da başka meslekleri karıştırmak istemiyorum. Ama ben mühendisliğimden memnunum. Ben matematiksel yapımdan memnunum. Yani bunu iyi kullandınız iyi aslında. İyi kullanıyorum ve hep kullanıyorum. Hayat boyu kullanıyorum. İşte o zaman enerjiyi seçtik. Enerjide de öyle bir vizyon çizdik. Ne gördünüz enerjide? Enerji yani onu şöyle, sormak isterim. Şöyle o zamanlar... Enerji hep, dediğimizde bugünkü enerji anlaşılmıyor evet, çünkü. Hayır. O günün imkanlarıyla başlayabildiğimiz bir noktadan başlayabilmek ve uluslararası işlere açılabilmek. Dikkat ederseniz Turkas şu anda Türkiye'de bütün dünyanın en büyük enerjideki oyuncularıyla ortaklık yapmış ender şirketlerden birisi. Evet. Yani daha başından beri dünyanın en büyük petrolü ve bugün de halen bu ortaklıklarımız 50 yıl aşkın. Kaç ortaklığınız var? Şimdi efendim mesela ilk Turkas'ın başlangıcında BP Shell Mobil o zaman vardı. Turkas'ın ortaklığı. Evet. Ataş Rafinerisi hissedarlığı vardı. Bu bugün terminale dönmüş olarak halen bu ortaklık Mobil'in çekilip BP'ye yerini bırakmasıyla devam etmektedir. Ondan sonra işte Turkas Castrol Türk Petrol Birleşmesi'nden olmuştu. Sonra evet. Konoko ile ortaklığımız oldu ki çok ciddi bir... Çok ciddi tecrübeleriniz var evet, yani Konoko aslında. Evet Konoko ile. Konoko yine kendi kararlarıyla bölgeden çıkmak istediğinde Shell'le birleştik Türkiye'de. İşte Shell Turkas'ı kurduk ki bugün Türkiye'de bütün Shell istasyonları bizim ortaklığımız altında. O zaman bu türü devam edecek olursak çünkü bir büyüklüğü ve farklı sektörleri de gösterebilmek evet. açısından enerjide aslında yapınız bir yanda Shell ve oradaki akaryakıt istasyonları, öbür tarafta Azeri ortaklığınız evet, var evet. Sokar'la. Evet, Sokar'la. Petkim, Türkiye'nin en evet. büyük Petrokim sanıyorum. Yani. Petrokim yani. Sanayi yani. Odası ilk 500'de 14. Genelde her sene ilk 10-15 şirket. Yani çok büyük bir ve tabii. stratejik bir şirket. Tabii. Onun dışında hemen ilave edecek olursam galiba Alman bir Alman. Ortaklığınız RWE var. RWE firmasıyla beraber Türkiye'de 800 evet. megawattlık bir enerji üretim tesisi yatırımına giriştik. Ve bu tesisin şu anda inşaatı %70 oranında bitti.
inşallah 2012 yılının ikinci yarısında devreye alacağız. Devreye alınmış evet. olacak. Peki her ne kadar enerji sizin göz bebeğiniz zaten hani kuruluştan da öyle geldiğini de görüyorum. Ama turizmde de varsınız, inşaatta da varsınız. Şöyle turizmde varız. Onu bir varlık, kıymetli bir varlığımız var. Konrad Oteli İstanbul'da. Onu bir aile varlığı olarak düşünüyoruz ve en iyi şekilde turizmi bulunduğumuz noktada temsil etmeye çalışıyoruz. Yani orada böyle büyük bir büyüme çabası içerisinde değiliz açıkçası. Yani Konrad'la en mükemmel servisi vermek istiyoruz. Konrad'ın içinde kendimizi gidebilecek noktaya kadar götürmeyi düşünüyoruz ama turizmde farklı yatırımlarımız yok. İnşaatta da öyle. İnşaat daha çok benim abim, kardeşim vasıtasıyla götürülen Geldiğiniz bir işti. Zamanda. Ama yurt dışında da bazı müşterek çalışmalarımız var. Başka konsorsiyumlardan beraber. Tabii. İnşaat. Ama bütün ağırlığımız enerjide. Benim dersimi yaparken merak ettiğim konulardan bir tanesi şuydu. Neden oğlunuzu hemen enerjinin yani enerjiye doğru yönlendirdiniz ama zaten şu anda onun cevabını verdiniz. Çünkü orada büyümek ve ilerlemek galiba. Ben sadece oğlumu da vermedim. Kızımı da verdim. Evet. Kızımı da verdim. Çünkü şöyle enteresan. Bu üniversiteyi her ikisinin de bitirdiği yıllarda ben ikisinden de çok şanslıyım. Yani herkese de Kızınız ne iş yapıyor grupta? Kızım da beraber o özellikle proje geliştirmenin başında ve mali işlere bakıyor. Mali işler. Emin ellerde mali işler çok önemli. Çok emin ellerde ama daha çok proje geliştirme o da çok önemli. Yeni developmentlar şeyler. Her ikisi üniversiteyi bitirdiği zaman Türkiye'de o zaman enerjinin artık liberalizeye doğru gideceği belliydi. O da mı yurt dışında okudu? Onu da mı çağırdınız? O Koç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Berkeley'ye gitti. Berkeley'den zorla getirdim onu. Çok başarılı bir şeydi. O zaman da konu koyulan işte... çok yeniydi Türkiye için doğal gaz hatlarının çekilmesi, Türkmen gazının Türkiye'ye getirilmesi. Bu hususta bir ortaklıklar yapmıştık. O projenin başlangıç noktasında girmesini istedim. Ve geldi girdi. Kızım yani bütün o boru hat projelerinin geliştirmesinde konu koyulan 10 yıla yakın çok ciddi çalışmalar yaptı. Projeler İyi geliştirdi. İyi evlatlar ama. Çok. Değil çok mi? Şanslıyım zaten öyle olmasa gelişemeyiz. Ben de giremem bu kadar işe. Onların potansiyeline güvenmesem. Hala çok gençsiniz. Bu kadar yükün aldım. Bıraktığını söylenebilir mi? Bir sorayım size. Bıraktı yani böyle tabii ki profesyonel bir yönetim var. Yani çok hani benim bir sorumun içerisinde bir miktar evet. fantazi var ama yani hep merak edilir. Gerçekten baba bırakabilir mi? Baba bırakır mı? Sanmıyorum yani babamın jenerasyonunda öyle bırakma olacağını düşünüyorum. Zaten olmamasında da fayda var. Öyle mi? Hem onlar için faydası var hem de şirketler için faydası var. Yani tabii ki onların minimum dahil olduğu şekilde de sistemin yürüdüğünü görmek önemli. Fakat tabii kurucu ortakların şirket Türkiye'de patron şirketlerinde mutlaka patron her zaman ama her zaman sisteme faydası var. Dolayısıyla yani kendi elleriyle kurduğu bir şey olduğu için. Yeniliğe açık olmak, yeniliklere açık olmak, yeni görüşlere değer vermek önemli. Benim babam bunlara çok değer veriyor. Dolayısıyla anlaşabiliyor musunuz peki? Bizim sıkıntımız yok evet anlaşabiliyoruz. Her konuda? Her konuda anlaşıyoruz. Arası tabii ki şey yaptığımız konular oluyor. Fikir ayrılığı olan konular oluyor. Neler ama bir şekilde konsensusa yani böyle, varmaya çalışıyoruz. Tabii somut bir şeyleri söylemenizi beklemiyorum ama. Yatırım kararları verirken mesela bazen Erdal Bey benden daha agresif olduğunu söyleyebilirim bazen. Ben daha yapısal gitmeye çalışırım. O içgüdüsel de bazen gidebilir ama genelde her zaman da haklı çıkar. Koku aldığımı söylenir. Hep böyle bir evet, şey. Evet yani bence o tecrübenin verdiği bir koku alabilme kabiliyeti kesinlikle var. Dolayısıyla hani her zaman Allah onları başımızdan eksik etmesin tabii ilk tabii jenerasyonları. Ki. Amin. Dolayısıyla hani bizim hiçbir sıkıntımız yok. Bizi her zaman onların varlığı şirketlere kuvvet, çalışanlara da bir destek ve güç veriyor. Şöyle bir soru sorayım. Bir karar anındasınız. Erdal Bey kokuyu almış. Siz diyorsunuz ki temkinli gitmeniz lazım. Son kararı kim veriyor? Erdal Bey veriyor. Yok olmuyor. Onun tesisinde kalıyorum. Sadece bütün yönetimlerle evet çocuklar iyi bir sistemden geldiler. Kurumsal yapı bizim en büyük şansımız benim çocuklara verdiğim. Onun için erken mesela kızım ağlayarak geldi üniversitesine Berkeley'den bırakarak gelmesinin sebebi. Tamam üniversiteye çok şey öğrenebilirsiniz ama iş hayatında tatbikat çok önemlidir. Çünkü benim
yabancı ortaklarım dünyanın en ileri gelen kurumsal yapılarıydı. Onların içinde, tatbikatın içinde gelişmelerini istedim ve nitekim de öyle oldu. Başlangıçta sıkıntı çektiler, sonra da onun menfaatini gördüler. Yani çocukların her ikisi de dünyanın en uzman kişileriyle en ciddi projelerde, en ciddi seviyelerde çalıştılar. Yani mesela bugün finansta hepimiz yerine göre zaten mühendislikten sonra finans eğitimi almak mecburiyetindeydik bu işlerin altından kalkabilmekten. Biz bir bankacı kadar finansı biliriz, biz bir muhasebeci kadar muhasebeyi biliriz, biz bir işte mühendis kadar da mühendislik böyle yapısını. Midir? Bu çok zor bir hayat ama. Çok zor ama yani şimdiki jenerasyonda böyle evet. Mi? Bu sizin şimdi zamanınızdaki şöyle, bir şey mesela mi? Ben kızım derdi ki biz üniversitede işte case study'ler falan yapardık. Ben bunları acaba hayatta uygulama imkanı bulabilecek miyim diye kendi kendime sorardım. Bizim şirketler de buldu. Çünkü bütün bizim ortaklıklarımız uluslararası yapılarda olduğu için hakikaten bizim her yatırımımız bir case study'ydi onlar ama için. Ama o zaman siz işlerin çok içindesiniz. İçindeyim evet biraz. Evet bir için, itiraflı. İçindeyim çünkü evet biraz o şeyi de çok çalışarak, çok okuyarak. Ve çıkmazsınız da. Çıkamazsınız. Hayır. Şöyle çıkarım. Çocuklar çok iyi yetiştiler. Kurumsal yapı. Mutlaka. Kadrolarımız çok iyi. Bir aile yapısı var bütün şirketlerin içinde. Bir dayanışma var. O çok önemli. Karşılıklı güven ve herkesin kendini o ailenin bir parçası. Benim evimde olsun, iş yerimde olsun, hayatımda en önem verdiğim hadise o noktada bir huzurun tesisidir. Yani bana düşen görev huzurlu bir ortam yaratmaktır. Ona çok gayret ederim. Şunu sorabilir miyim hemen aileden girmişken konuya? Evet. Aile anayasası pek çok aslında kurumun üzerinde çalıştığı bir sistem, bir dokümantasyon. Herkese çok başarıya ulaştığını düşünmüyorum. Zaten yani bu çalışmalar zaman zaman boş da olabiliyor. Ama çok başarılı olan örnekler de var. Sizde var mı aile anayasası? Şöyle, ben kızım bu işlerle ilgili bütün çalışmalara katıldı. Hatta var elimizde benim bir kitabım da var, okuyorum. Ama biz kendi içimizde bir aile anayasası yapmadık. Ama genelde dünyadaki uygulamaları takip ettik, okuduk. O çerçevede onlardan istifade etmeye çalışıyoruz. Aslında ikinci jenerasyonda çok büyük bir sorun yok ama üçüncü girdiğinde herhalde o zaman bakın, bilmiyorum. Ne diyorsunuz? Olabilir. Yani şu anda belki onun için erken bir safhadayız da diyebilirim. Çünkü biraz şirketlerin aile anayasasına geçen şirketlerin de büyümede çok ileri bir noktada olduklarını görüyorsunuz. Yani büyümelerinin belki önemli bir kısmını tamamladıklarını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka bence yine de yapılması gerekiyor aile anayasaları. Şirketlerin sürdürülebilirliği ve jenerasyon değişimleriyle beraber devamlıklarını teminat almak açısından. Ama biraz da bunu belli atılımların daha tepe noktalarına geldiğiniz zaman gerçekleştikten sonra gündeme almak şirketin bu atılım esnasında dinamizmini kaybetmemesi açısından da faydalı olabilir. Peki dinamizm aslında sizi başarılı kılan unsurlardan bir tanesi mi? Yani bence genelde Türkleri başarılı kılan unsurlardan bir tanesi dinamizm. Yani hızlı karar verebilmek diyebiliriz. Pratik düşünebilmek diyebiliriz. Tabii bunu bir tarafta da çok aşırı pratik olalım derken de metotları elden de bırakmamak gerekiyor veya yapısal düşünce tarzını. Dolayısıyla bu ikisinin en optimum birleşimini elde etmek diye düşünüyorum. Ama Türklerde tabii bence pratik düşünme ve hızlı karar alma yapısal düşünmeden daha ileri gidiyor. Bu ama geleneksel Türkiye'de, olarak hep bildiğimiz bir şeydir ama hala böyle devam ediyor mu? Yani bence kesinlikle gelişme var bu konuda. Ekonomide uymak zorunda olduğumuzda pek çok kural var. Hala yine o dinamizm, o pratik, o hafif böyle başka türlü düşünmek ve başarıyı hedeflemek bizde hala olan şeyler mi sizce? Bence olan şeyler. Bence kesinlikle var. Yani misalini vereyim. Bakın biz bugün dünyanın en büyük şirketleriyle ortaklıklar yapıyoruz. Mesela bir Shell'i ele alalım. Ben Shell'le yaptığım ortaklıkta onlar dünyanın en büyük dev yapısı. Evet. Hatta o devliğin tabii ki dünyanın en ileri teknolojisi, en güçlü teknolojinin sahip oldukları için de en iyi hizmeti verme imkanları olan, tüketiciye yansıyan. Ancak bizim müteşebbis, onların ağırlığı bizim müteşebbisliğimiz ve hızlı karar vermemizi onlar da yok.
onlarla birlikte akupre etmeye çalışıyoruz ve oradan bir sinerji yaratıyor. Mesela bugün Dünya Şelin Başkanı söylemiştir. Türkiye'deki uygulamada dünyadaki ilk uygulama. Bu çapta böyle bir ortaklıkları yok. Şimdi bundan o kadar memnunlar ki bundan o kadar memnunlar ki aynı uygulamaları diğer ülkelerde yapmak istiyorlar. Yani gördüler ki bir müteşebbis ruhlan bir şey büyük kurumsal yapının birleşmesi enteresan ne kadar güzel sinerjiler yaratabiliyor. Bu arada Petkim'de sizin yaptığınız yani 40 yılı görebildiğinizi okudum projeksiyonlar. Evet. Ben ilk gazetecilikte de çalışmalarımda hatırlamıyorum hangisiydi ama enerji sektöründeki firmalarda gelecek projeksiyonları yapıldığını 25-30-40 yıllık çalışmalarla geleceği öngörebilme gibi aslında yani eğitimler aldıklarını ve uyguladıklarını görmüştüm. Çok şaşırmıştım. Ama anlıyorum ki zaten bizim için de kaçınılmaz. Gerçekten 40 mı, nedir yani? 40 yıl şimdi mıdır bakın, o? Daha evveline gidelim. Ben bundan 30 sene evvel 30 yıllık planlar yapıyordum. Yani hedefler koyuyordum. Evet. Tabii bunda Türkiye'nin gidişiyle paralel olacaktı. Nasıl yapıyordunuz 30 yıllık hedefi Türkiye'de? Hatta çocuklarım ilk o şeyden döndükleri zaman birazcık babalarıyla şey yaptılar. Annelerine sitem ettiler. Biz babam gibi öyle 30 yıllık planlar yapmayız. Biz daha kısa vadede. İşte ama bizim enerji işinde ve petrol işinde biz bir proje için en az 10 sene gelişim sahası var. Oraya büyük bir sabırla o projeyi takip etmeniz gerekir. Aksi takdirde büyük projeler kolay kısa zaman içinde oluşmuyor. Kotarılamaz. Benim bunu sormamın sebebi de Türkiye gibi hem siyasi hem ekonomik çok istikrarın çok doğru. İniş şimdi, ve çıkışlı çok olduğu doğru. bir ülkede. Dengeyi şöyle kurmak istiyordum. Yani bir taraftan orta vadeli, kısa vadeli projelerimizi mükemmel götürürken, yani onları sağlıklı götürürken diğer taraftan muhakkak 30-40 yıllık planlar yapmanız gerekirdi. Benim şirketimde 20-25 yıl evvel konuştuğumuz hadiseler programlarımızı bugün görüyoruz. Hatta şeyimizin önünde geçiyoruz. Vizyon dedikleri şey bu aslında. Vizyon dedim. Aksi takdirde ben 3 senede 5 senede bir şey yapayım derseniz hiçbir şey yapamazsınız. Yani muhakkak uzun vadeli düşünmeniz gerekir. Küçük bir ara vermek durumundayız izninizle. Efendim biz kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.